Hoş geldiniz sevgili öğrenciler. Bugünkü videomuzda 2024 LGS çalışmaları kapsamında sizlerle detaylı mükemmel bir çalışma planı paylaşacağım arkadaşlar. Yaklaşık bir haftalık üzerinde çalıştığım planı arkadaşlar bugün itibariyle tamamladım ve PDF olarak sizlerle paylaşacağım. Ne zaman ve bir Hemen şimdi. arkadaşlar. Uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Yüksek bir tempo bizleri bekliyor. 6 ayda yani Mart sonuna kadar 1 Ekim itibariyle başlayıp Mart sonuna kadar 6 temel dersin LGS'de çıkacak olan arkadaşlar tüm konularını birlikte bitiriyoruz ve bu planı arkadaşlar eğer hep beraber takip edip uyabilirsek ve bu plana göre arkadaşlar çalışabilirsek LGS'de yüksek ihtimalle yüksek bir puan sizleri bekliyor olacak arkadaşlar. Şimdi bu planı arkadaşlar bu planın detaylarını ve bu yol haritasının kullanımını arkadaşlar ee, ben size anlatacağım birazdan bunu anlatmadan önce 2023 LGS istatistiklerine bakalım ve buna göre 2024 LGS nasıl olabilir? 2024 LGS'ye buna göre nasıl çalışmak gerekir? Buna bakalım arkadaşlar. Ben bir de kanalımızda birkaç gün önce bir anket açmıştım. 2023 LGS'de en çok puan getir getirmiş olan ders hangisidir sorusunu sormuştum arkadaşlar. Bu soruya arkadaşların %64'ü matematik demiş arkadaşlar. Sadece %30'u Türkçe demiş. Yani arkadaşların %64 bir de burada %6 %70'i bu soruyu bilememiş arkadaşlar. Çünkü 2023 LGS'de yani son yapılan LGS'de puan değeri yani katsayı değeri en yüksek ders Türkçe dersiydi arkadaşlar. İkinci sırada matematik vardı, üçüncü sırada fen vardı. E, LGS tarihinin arkadaşlar şu anla e, şu ana kadarki yapılan 6 tane LGS yapıldı 2018'den beri bu sene 7.si yapılacak. Bu LGS'ler içerisinde arkadaşlar matematik daima birinci sıradaydı. İlk defa Türkçe dersi matematiği bu sene geçti arkadaşlar tahtından etti. Son yıllarda biz Türkçe dersini arkadaşlar Türkçe dersini ben yükselen yıldız olarak ifade ediyorum hem üniversite sınavlarında. Hem LGS sınavlarında Türkçe dersinin zorluğu detayı arttı arkadaşlar. Şimdi 2023 LGS'nin ders ders önce kat sayılarına bakalım ve buna göre biz 2024 LGS'ye nasıl hazırlanmalıyız, hangi derse daha fazla önem vermeliyiz buna bakalım arkadaşlar. Son LGS'nin yıldızı az önce ifade ettiğim gibi Türkçe dersiydi. Bir Türkçe sorusu arkadaşlar 4.35 puan getiriyordu. Bir matematik sorusu ise 4.26 fen sorusu 4.13'tü. Arkadaşlar bu arada bakın ben Türkçe Türkçe diyorum ama feni de sakın unutmayın. Fen dersinin de bakın 4.13 puan hemen matematiğin ensesinde olduğunu görüyoruz. Önceki yıllarda arkadaşlar matematiğin bir sorusu yaklaşık 6 puanı 6.5 puana kadar çıkmıştı. Fakat bu sene matematik soruları tabi kolay geldi. Sadece birinci dönemden yapılmıştı. Bir de matematik artık, artık Milli Eğitim Bakanlığı Matematiği LGS'in ilk yapıldığı e, yıllar kadar sert sorular sormuyor. Milleti ağlatmıyor arkadaşlar. Biraz daha yapılabilir düzeyde sorular oluyor. En azından herkesin yapabileceği düzeyde 5-10 tane soru bulunuyor. Ama Türkçenin biz yükselen bir yıldız olduğunu ifade ettik. Türkçe'de özellikle sözel mantık, tablo, tablo, görsel yorumlama, paragraf sorularında arkadaşlar sert sorular geliyor artık. Şimdi burada feni de ihmal etmiyoruz yani çalışırken arkadaşlar fen de matematiğin hemen ensesinde sesinde fen de bize çok puan getirecek bir ders. Ardından din kültür var 4. sırada 1.90 arkadaşlar. İnkılap 1.77, İngilizce 1.50 imiş. Bizim arkadaşlar çalışırken planımızı, programımızı bu 3 derse göre yapmamız gerekiyor. Yani bizim çalışmamızın ana omurgasını bu 3 ders oluşturmalı. 1. sıraya bizim e, yine Türkçeyi ikinci sıraya matematiği ya da siz durumunuza göre bazı arkadaşlarım Türkçesi çok iyi oluyor. Bol kitap okumuş alt sınıflarda. E, matematikte zorluk sıkıntı çekiyor. Siz matematiği de kendinize göre birinci sıraya alabilirsiniz arkadaşlar. Ama genel olarak sayısal veriler bize 2023 LGS'de Türkiye'nin birinci sırada olduğunu gösterdi. Evet arkadaşlar ben çalışma planımızı 6 aylık şekilde hazırladım. 1 Ekim itibariyle başlıyoruz. Fakat siz önceden olduğunuz öğrenmiş olduğunuz konular mutlaka vardır. Onları kendinize göre bireysel olarak arkadaşlar ayarlayın. Ben burada haftalık olarak hazırladım planlarımızı. Günlük olarak değil. Ben daha önce LGS şampiyonlarıyla da yapmış olduğum yayınlarda onların da ifade ettiği gibi arkadaşlar birçok öğrencinin Günlük çalışmadığını biliyoruz. Günlük dakikası dakikasına çalışabilmek mümkün değil. Günlük planlara genelde uymak çok zor oluyor. Fakat haftalık bir plan yapabilirsek biz haftalık bit işte şu dersten şu konuları bitireyim. Bu dersten işte bir hafta şu kadar soru çözeyim şeklindeki planlar daha makul, daha gerçekçi planlar oluyor. Ve onlara uyabilmek daha mümkün oluyor arkadaşlar. Ama diğer planlar gerçekten de benim kanaatim arkadaşlar benim kendi öğrencilerimde de uyguladığım ütopik oluyor. Yani uygulanabilirliği zor. Günlük dakikası dakikasına çalışmak mümkün değil. Öğrenci yazıyor işte şu saatte şu çalışayım bunu. Daha sonra ona uyamıyor öğrenci. Dağılıp gidiyor o program. Şimdi biz burada arkadaşlar Mart'ın sonuna kadar konuları bitirmemiz gerekiyor. E hocam ondan sonra ne yapacağız? Nisan Mayıs aylarında arkadaşlar bizim tamamen genel tekrar eksikleri tedavi etme ve de bol branş deneme, soru bankası bitirme ve genel denemelerle bu iki ayı geçirmemiz gerekiyor Nisan Mayıs aylarını Ve o dönemde bizim vitesi 5'e takmamız gerek Şu andan yüksek vites gitmememiz lazım bu arada arkadaşlar Şu anda hafif tempo gidiyoruz İkinci üçüncü vites şu anda uygun bence Fakat şu önemli Mart sonuna kadar bütün konuları bitirmek Okuldan önde gitmek Kesinlikle okuldan önde gitmek siz Arkadaşlar siz okula göre gidecek olursanız Eğer okullar müfredata göre Yıllık planlara göre Konular Mayıs'ın sonu Haziran ayında bitiyor o şekilde olmaz. LGS Haziran ayının ilk haftalarında hemen hemen yapılıyor. Biz Mart sonu bitirmeliyiz. Nisan Mayıs'ı tekrar tedavi, branş deneme, genel deneme ile geçirmemiz lazım. Eğer LGS'de iyi bir puan almak istiyorsak üstüne de eğer bursluluğa gireceksen burslulukta da yine aynı şekilde başarılı gösterebiliriz bununla beraber. Aynı şekilde yazılılarda da arkadaşlar 100 ve 100'e yakın puanlar alabiliriz. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl uygulamamız gerekiyor? Ben size bunun detaylarını anlatayım. Şimdi buradan ben bakın Ekim ayı çalışma planını açayım ben size. Ay ay hazırladım ben bunları ve arkadaşlar 6 gün çalışılacak şekilde hazırladım. Bir gün dinlenme ve öğrendiklerimizi sindirme olarak düşündüm. Bir sosyalleşme, sanat, sporla da ilgilenebiliriz arkadaşlar. Robot gibi, makine gibi çalışmamalıyız kesinlikle. Şimdi Türkçeden arkadaşlar mesela bak burada konuyu yaz, dersi yazmışım burada çalışılacak konuyu yazmışım. Burada o ders alakalı ne yapacaksın? Yani ben demişim burada konu demişim yani konu çalış diyorum. İngilizce'de ne demişim? Birinci ünitede friendship ünitesinde kelimeleri öğren ardından konuyu çalış demişim. Bu arada arkadaşlar İngilizce, İnkılap, fen ve Türkçe derslerinin bütün konuları kanalımızda mevcut animasyonlu şekilde kanalımızdan önden önden izleyerek bunları halledebilirsiniz arkadaşlar. Kelimeleri ayrı, konuları ayrı bir şekilde atmıştım. Şimdi bunu yap diyorum. Bak bir de ben paragrafa ayrı bir bölüm hazırlamışım. Ben paragrafı ayrı bir ders olarak düşünmüşüm. Arkadaşlar bir öğrenci mutlaka günlük olarak paragraf sorusu çözmeli. Ben bunu mesela haftada 90 soru demişim. Sen bunu 90 bölü 7 olarak düşün. 90 bölü 6 yap. Hani bir günü boş bırak diyoruz. Yani günde ortalama ben bu 15 soru olarak düşündüm. Paragraf günde 15 paragraf sorusu çöz. 6 günde 90 soru ediyor. Din'den 50, İnkılap 50, İngilizceden 50 soru çözüyorum. Haftada arkadaşlar bunlar günlük değil bu arada. Matematikten arkadaşlar mesela demişim ki 100 kazanım sorusu çöz. 100 yeni nesil çöz. Öğrencilerin matematikte arkadaşlar başarısız olmalarının en temel sebeplerinden biri de doğrudan yeni nesil sorulara geçmeleri ve öğrencinin bocalaması. Arkadaşlar basamaklı şekilde gitmemiz lazım. Yavaş yavaş, yavaştan hızlıya doğru kolaydan zora doğru. Önce bir konuyu kavrayacağız çok iyi şekilde. E, ardından kazanım kavrama soruları çözeceğiz. Ardından yeni nesile geçeceğiz. Bir anda yeni nesile yüklenmeyelim. Fenden arkadaşlar mevsimler ve iklim kanalımızdan ne yapıyorsun? Mevsimler ve iklim videomuzu izliyorsun. Ardından bir haftada 100 soru çözüyorsun bu konuyla ilgili. Türkçe filmsilerden filmsileri arkadaşlar şarkılarla konu anlatımını attım. Şarkılı türkülü ondan da 100 soru çöz demişim. Ben bu arada arkadaşlar bu konuların da LGS'de çıkma oranına göre bunları ayarladım. Bazılarına 3 hafta süre verdim. Bazılarına 1 hafta verdim. Bunu da bu şekilde arkadaşlar ayarladım. Ona da dikkat. Bir de haftada ne demişim ben toplam 640 soru çöz demişim. 640 bölü 6 106 soru ediyor. 6 günde. Ben bir günü boş bırakıyorum. Bir günü dinlenme, sosyalleşme ve öğrendiklerimizi sindirme günü olarak ilan ediyorum. Sen bu günü kendin ayarla. İster pazar günü yap bunu sen. İster cuma yap, ister cumartesi yap. Bunu yani bu cuma, cumartesi, pazar günleri yapmak daha makul, daha sağlıklı. Ha hafta içi yapacağım ben hocam diyorsan kendin ayarla bunu. Gayet esnek bir programa sahibiz. Ama ben sizlerden şunu istiyorum arkadaşlar. Bir haftada şu planı uygulayıp 1-8 Ekim aralığında 6 gün içerisinde arkadaşlar bir günü kendiniz boş bırakın. Ne yapıyorsun? Bu konuları öğreniyorsun. Konu anlatımları, kelimeleri ve 640 soruyu çözüyorsun. Kontrollü ve analizli şekilde sıcağı sıcağına kontrol artı yanlışlara bakıyorsun. Evet bir haftalık işi bir günde yapmak yok arkadaşlar. Siz bunları kendiniz ayarlayın bak. Mesela 100'ü 6'ya böl. Tamam mı? Bir güne kaç soru düşüyor yaklaşık olarak? Çıkar bunu çöz. Ama bir haftada 100 fiilimsi sorusu çöz. Önemli olan bu. Toplamda 640 soru ve derse dağılımları da bu şekilde olmalı. Bak en çok matematiğe verdim ben 200 soru. Türkçeden 100 soru demişim fiilimsi. Bu da paragrafa ayrı. 90 soru demişim arkadaşlar bir haftada. Yani Türkçeden 190 soru çözeceğiz bir haftada. Matematikten 200 soru çözeceğiz. Dikkat. Sonrasında bak 815 Ekim arası demişim. Bak konuları dağıtmışım yine. Ben çok detaylı detaylı hepsini okumayacağım artık arkadaşlar. Sonrasında bak DNA demişim. Konu. Bu arada arkadaşlar tekrarlar da unutmuyoruz. Geri dönük tekrarlar da yapıyoruz. Bunları da not ettim ben buraya yazdım. Bu şekilde arkadaşlar ay ay ben çıkardım. Bak, Ekim'den başlıyor. Burada Mart ayına kadar. Hemen Mart ayına da bir bakalım son. Mart'ta arkadaşlar anlatım bozukluğuyla. Burada anlatım bozukluğu 1-8 Mart arası demişim. En son ne demişim ben? 22-29 Mart tarihleri arasında Türkçe'den tablo ve görsel yorumlama, fen de elektrikle bitiyor. Matematik geometrik isimlerle İngilizce 10. ünite, Atatürk'ün ölümü ve sonrası, dinden genel tekrar. Din arkadaşlar Şubat sonu gibi bitiyor benim hazırlamış olduğum plana göre. Çünkü 5 ünite var toplam. Paragraf aynı şekilde 90 soru. Hocam her ay aynı şekilde mi sorular? Arkadaşlar ben 1 Ekim'den 29 Mart'a kadar Haftalık 640 soru hedefi veriyorum sizlere. Bizim önceliğimiz konuları bitirmek, konulara çok iyi hakim olmak, geri dönüp konu tekrarları, kelime tekrarları yapmak ve daha sonrasında vitesi yükseltmek. Şunu yaparsanız yanlış olur. Hocam ben günde işte 106 soru bana yetmez. Burada ben 640 bölü 6 yaptığımda arkadaşlar hemen hemen burada 6 günde yaptım. Bir günde arkadaşlar 106 soru düşüyor. Hocam 106 soru bana çok az gelir falan. Ben 200 çözeceğim derseniz şu andan. Arkadaşlar Mart ayından sonra bıkma başlayabilir. Yorulma, tükenme başlayabilir. Tükenmişlik başlar. Yorulma başlar. O yüzden kendinizi çatlatmayın. Yani böyle çok hızlı koşup giden at daha sonra çatlar ya atlar falan böyle. Ee, o yüzden biraz da dengeli gidelim. Makul bir şekilde ilerleyelim. Yavaştan hızlıya, kolaydan zora doğru gidelim. Vitesi daha sonra artalım. Şimdi bir araba yola çıkar çıkmaz. Beşinci vitesle yola çıkmıyor. Birinci vitesten ikiye, üçe basamaklı basamaklı gidiyor. O yüzden böyle bir durum bıkkınlık yaşamamak adına şu andan hafif tempo bu tempoyla ile ilerleyin arkadaşlar. Mart'tan sonra zaten vitesi yükselteceğiz. 4'e 5'e takacağız arkadaşlar. Soru sayısını haftalık 640 olan soru sayısını ne yapacağız? Artıracağız. Sizin durumu Nisan ayında mesela bunu haftada 800'e 1000'e çıkartabilirsin. Mayıs ayında bunu ne yaparsın? 1500'e çıkart haftada istersen yani bu kendine göre değişir hedefine göre değişir fullemeyi hedefleyen arkadaşların planı biraz daha farklı olabilir onlar biraz daha yüksek tempo yapabilir ben 106 soru demişim o arkadaşlar 120'ye çıkabilir 130'a çıkabilir ama arkadaşlar Nisan Mayıs ayından sonra daha fazla soru deneme test kitabı çözme ayları Nisan Mayıs ayları Evet bu planla alakalı arkadaşlar Sormak istediğiniz başka sorular olursa yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Ben bu çalışma planlarının pdf'lerini açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Tamamladığınızda bu arada arkadaşlar. Mesela bu bin, birinci haftayı tamamladın. Şimdi mesela 1-8 Ekim arası. Yani ben burada Mart yazmışım da. 1-8 Ekim tarihli. Mesela bunu çıkart daha sonra üzerine böyle renkli fosforlu kalemle buradan tik at hedefe ulaşıldı. Ya da şunu boya mesela. Kendini böyle motive edici ufak tefek bir şeyler yapabilirsin yani. Bu tamamlandı. Bana da yorumlar bölümünden arkadaşlar kanalımızın yorumlar bölümünden Instagram'dan vesaire. Hocam ben ilk hafta 640 soruyu çözdüm. Konuları öğrendim. Konulara çalıştım. Tekrarlarımı yaptım. Ve 640 sorumu kontrollü analizli bir şekilde hocam ben tamamladım deyip kanalımızın yorumlar kısmından topluluk kısmından da bana ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan başka sorular olursa da arkadaşlar yorumlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Hepinize hoşça kalın diyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.